Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında yamuk konusundaki ÖSYM tarzı testlerden test bir çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABCD yamuk demiş açı ortaylık var. Açı ortaylığı görünce hemen Z aklıma gelir. Hop şöyle o zaman X ise burası da X burası da X oldu mu? Oldu. Sonra bu verilen bilgilerden soruyu çözemiyorum. Soru okumaya devam ediyorum. AD ile BC dik kesiyormuş. Ama AD ile BC kesmiyor ki bu AD'ye doğrusu demek bu da BC doğrusu demek. Hadi bakalım bunları dik kestirelim. Bunun devamı doğru olarak gidiyor ya. Bunun da devamı doğru olarak gidiyor ya. İşte burası 90 derece diyor sana. Hmm. 50 ise yönde burası da 50 midir? Evet. 50-90 ise burası da 40 olur. E hocam şuraya 140 kaldı. 2x, 2x 140 ise x'i de böylelikle kaç buluruz? 70 olarak buluruz. Yani cevap D seçeneği oldu birinci soruda. Geldik 2'ye. Verilenlere göre diyor x nedir diye soruluyor. Şurada bir eşitlik var. Normalde içe doğru paralel çiziyorduk oran gördüğümüzde. Özel bir durum oluşuyor mu? Oluşuyor ortabandan tabandan dolayı. E hocam orta taban çizgisi 24 artı 10. Yani 34 bölü 2'den 17 çıktı burası. E Pisagor 8, 15, 17'den 8 çıktı. Yalnız bu orta taban çizgisiydi. Hocam şunlar da birbirine eşit. Yani burası da 8. Toplamda burası kaç oluyor? 16 oluyor. Yani cevap C han çıktı. ikinci soruda. Geldik 3'e. Şimdi açılar girmiş işin içine. 130 ise burası kaç yapar? 180'e tamamlayanı. 100 ise burası kaç yapar? 80. Hem açılar hem de kenarlar aynı anda işin içine girince ne yapıyorduk? Paraya kenar oluşturduk. Hop paraya kenar oluşturduk. Hocam 3 ise burası da 3'tür. E, sonra bunlar paralel ya 50'yi de kullanayım. 50 ise yönünde eşitten burası da 50'dir. 80 50 daha 130. Buraya da ne kaldı o zaman? 50 derece kaldı 180 atalım e yani. Aa, bu üçgen ikizkenar üçgen oldu. 50 50 olduğu için 4 ise burası da 4'tür. Toplamda tamamı isteniliyor bizden. Tamamı da kaç çıkar? 7 çıkar. Üçüncü soru balık kesir oldu. Geldik 4'e. Açı ortaylar önemliydi. Dik kesiyordu ve orta taban üzerinde kesiyordu. İşte tam burası orta taban. Burası da açı ortay. Dik kesir ve orta taban üzerinde kesir. E ee, o zaman bu orta taban üzerinde, bu da orta taban üzerinde. Bunların birleştiği doğru da orta taban doğrusu üzerinde olmak zorunda. E ee, hocam orta tabanı göstereyim, orta tabanı göstereyim. Aa 90'dan çizilen kenar ortay, muhteşem üçlü. 90'dan çizilen kenar ortay, muhteşem üçlü oldu burada da. E ee, tamam çıktı, her şey çıktı medyada. 5, 5, burası da 5. 6, 6, burası da 6. Ve şu uzunluk orta taban çizgisi, orta taban uzunluğu da 18 ile 8'in toplamı 24. Bir de bölü 2'ye 12. Yani şu uzunluk 12 olacak. X 5 ve 6'nın toplamı 12 ise X'i de böylelikle kaç buluruz? 1 olarak buluruz. Evet dördüncü soru. Böylelikle Balıkesir oldu. Geldik 5'e. Dik yabuk. Bizden alan isteniyor. Yüksekliği bulmalıyız. Hocam bir dikdörtgen oluştursak şöyle. Dikdörtgen oluşturduğumuz zaman 4'e yukarısı. Aşağısı 4'tür. Buraya 9 kaldı. A. Dikten dik çizildi. Öklit. H kare eşittir. 4 çarpı 9 değil mi? 36'dan. H'ı buradan kaç buluruz? 6 buluruz. H 6. Yani burası da 6. E dik yamuğun alanı alt taban artı üst taban 13 ile 4'ü topla 17 çarp yükseklik yani 6. Yüksekliğimiz 6. Çünkü böl 2 bize sonucu verecektir. Sadeleştirsen 17 ile de 3 çarptığımızda 21 çıkar. Pardon 51 çıkar. 21 nereden çıktı ya? Cevap Edremit oldu 5. soruda. Geldik 6'ya. Ha yamuk arkadaşlar. Buradaki alanlar verilmiş. Gri bölgelerin alanları toplam verilmiş. Yani A ile B'nin. Hocam şurada nasıl bir geçiş yapabilirim? Şu an yapamam. Saçma bir şey var burada. O zaman ne yapalım? Şurada ben E ile F'yi birleştirsem yan taraf şurası da bir yamuk burası da bir yamuk değil mi? E, yamukta yanaklar birbirine eşit değil miydi? E hocam şurası A ise burası da A'dır. E şuradaki yamukta da yine aynı şekilde. Hocam burası B ise burası da B diyebilir miyiz? Evet. A, mavi alan A artı B oldu. Mavi alan A artı B. A artı B zaten kaçtı arkadaşlar? Gri alanlar toplamı 24'tü. A artı B 24 ise o zaman mavi alanda 24 mi oldu? Evet. cevap A P, oldu. 6. soruda geldik. 7'ye. E Hocam eşit olunca bu alan tüm alanın nesiydi? Yarısıydı. O zaman bu alanı bulmaya çalışacağız. E bu alan 45'i gören insan olur. ne yapar? Yüksekliği çizer. 90'ın karşısı 4 kök ise bunlar 4 4 yapar. Gerçi tabana ait yükseklik çıktı mı çıktı. O zaman bu üçgenin alanı 10 çarpı 4 bölü 2. Yani 40 bölü 2'den 20 yaptı. E hocam burası 20 ise bu tüm alanın yarısı Tüm olacak o zaman? 20'nin 2 katı olacak. 40 olacak. Cevap 40 oldu. Yani 7. soru C anı oldu. Geldik 8'e. Açı ortaylık görünce dayanamam. Z'ye dikkat. Yani nokta açısı oldu. E hocam nokta açısı olduysa burası da X burası da X. Oldu mu? Oldu. Hatta burası da X burası da X. Aa X kenar yamukmuş bu. Hocam alfa alfa dersek taban açıları birbirine eşit mi? Eşit. 2 alfa. Toplamda 3 alfa 90'a eşit değil mi? Evet. 3 alfa 90'a eşitse eğer ne geliyor o zaman? alfayı da 30 derece olarak buluruz. Yani şurası 30, burası 60. Sonra başka bir şey var mı? Çevresi de 30 demiş. 30'un karşısı x 90'ın karşısı 2x. 2, 3, 4, 5. 5x'i sana 30 vermiş. x buradan 6 gelir. Zaten bizden de x deniyor. Cevap edremit. Geldik 9'a. İkiz kenar yamuk. Ne yapıyorduk? Ya köşegenleri çiziyorduk ya da dikmeler. Hemen dikmeleri çizelim. Köşegen bir işimize yaramayacağı belli. Dikmeleri çizdik. Hocam dikmeleri çizince ne oluyordu? Dikmelerin ayırdıkları yerler birbirine eşit oluyordu. E, burada dikdörtgen oluştu. Dikdörtgenden dolayı yukarısı 7 ise aşağısı da 7'dir. 25'ten 7 çıkınca ne kalıyor? Hocam 18 kaldı. O zaman bunlar 9 9 yaptı. E, 9 burası, 9 burası. Bak Pisagor. 9 15 ne üçgeni? 9 12 15'ten yani 3 4 5. 3 katından burası 12 çıktı. Köşegen uzunluğu nedir diye soruluyor. Aa, o zaman bir köşegen çizeceğiz mecbur. Hop köşegeni çizdik. Hocam Pisagor 12 burası. Bak burası kaç? 9, 7 daha 16. 12, 16. 3, 4, 5'in 4 katından dolayı 20 mi çıktı? Köşegen. Evet. Bir köşegen 20. Zaten diğer köşegen de 20'dir. Çünkü köşegenler birbirine eşittir. 9. soru Akçay oldu. Geldik ona. Bir yüz mavi bir yüz pembe olan dik yamuk şeklindeki bir karton D köşesi AB kenarının üzerine gelecek şekilde böyle bir katlama olmuş. Hadi katlamayı kullanalım. Katlamada ne oluyordu? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. X'e X, e, X. Hocam şu kenar buraya gelecek. Yani burası da çift çizgi olacak. Bu kenar buraya gelecek. Hatta üst üste binen açılar da eşit işte, değil mi? Hocam 90 ise burası 90 olacak. Sonra buradaki açılar eşit işte olacak. Sonra buradaki açılar eşit işte olacak. Ve toplamı 180 ise o zaman bunlar da 90-90 olacak. E burada başka ne yapacağız arkadaşlar? Hatta şuradaki açı da buraya gelecek. Ha, evet. Şimdi uzunlukla ilgili bir şey yapamıyorum şu anda. Demek ki açılara dalmaya devam edeceğim. Hadi dalalım bakalım açılara. Hocam şuraya alfa dersem x kenar verilmiş ya e, yapacak bir şey yok. Alfa dersem burası da alfa. Alfa alfa hatta burası da ne yapıyor o zaman? 180 eksi 2 alfa mı yapıyor? Evet 180 eksi 2 alfa yapıyor. Hatta dikkat et 180 eksi 2 alfaysa burası da ne yapacaktır? 2 alfa yapacaktır. Ya da 2 iç açı bir dış açıdan dolayı da yazabilirdik zaten bunu. Hatta öyle yazalım. 2 iç açı bir dış açıdan 2 alfa yaptı burası. Hocam burada da üst üste binen açılar eşit işte, değil mi? Evet yani burası da 2 alfa oldu. Bak dikkat ne çıktı burada? Şuraya bakacak olursak bu açıla bu açı nedir? Toplamı 180. Yani 3 alfa eşittir. 180 ise alfayı 60 derece bulduk. Bitti gitti. Soru çıktı arkadaşlar. 60 burası. 120 burası. E 60 ise bak burası da 60 oldu. Hatta 60 60 ise bak burası da 60 oldu. 60 90 ise 30 oldu. E burası da 60. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı kaç yapar? 8 yapar. Yani x'i böylelikle kaç bulduk? 8 bulduk. Cevap D seçeneği oldu. Güzel bir soru ama katlamada artık iyice alıştık. üst Üstte binen kenarlar eşit. üstte binen açılar eşit. Emin ol soruyu yapamadıysan sırf bundan dolayı şu söylediğim cümleyi kullanmadığından dolayı yapamamıştır. Büyük ihtimal şundan yapamadın. Burada kaçıların eşitliğini kullanmadın değil mi? Seni gidi seni. Hadi neyse örnek onu bulduk. Geldik örnek 11'e diyeceğim ama 2019 AYT sorusuymuş ben çözemiyorum. Uygulamadan bakarsınız dostlar tamam. Böylelikle ÖSYM tarz testlerden test 2'yi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 3'te görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.